Ege'nin dağlarında gezerken gelincikleri görmeniz çok mümkün ama bir de böyle ilginç gelincikten farklı bir çiçeğimiz var. Bunu hep parklarda görürsünüz. Doğal hali, gerçek doğal bir lale. Ege'deyiz, Karakurt köyündeyiz. Yine Misya medeniyetinin eteklerindeyiz. Lalelerin içindeyiz. Mart ayındayız. Ege'de Mart da ayrı bir güzel. Nasıl ki Ege'nin Temmuz'u, Ağustos'u güzelse, Karakış'ı güzelse, Mart'ı da çok güzel. Her tarafta laleler ve medeniyetin beşiğindeyiz. Harika, minik, küçük, güzel laleler. Galiba bir hazine bulunmuş. Bak, bunlar eskimişi tavşan böreği mantarı. Tavşan böreği mantarı. Evet, bunlar böyle bakıyorum. Eğer içi bu şekilde olduysa bu deforme olmuş, bu bozulmuş. Bunlar içi beyaz olacak. Beyaz olunca bunlar taze bak. Bunlar yeniyor. Evet. Tavşan börek mi yapılıyor peki bunlarla? Evet, bunlar tavşan böreği yemeği yapılıyor. Şimdi bak, üstüne basabilirsin, daha var. Var diyorsun, bak, etrafta bak, aramaya. Bak, bak. Ha, bu şekilde gizlenmiş yani, evet. Otların arasından bulacağız. Evet. Çıkar bak. Bakalım onun tazeliğine, şeyine. Tazelerini topluyorsun. Gitmiş. Dur bakalım, dur. Pek gidik gibi değil, güzel gibi dur, o. Bu melki gibi, dur bakalım sen dur. O patates zannedersin, o çürümüş. Çürümüş. Bu gidik. Gidik. Ama bu... Hayır, bu da duruyor. Başka bir mantar bu. Ha. Bu tavşan böreği değil. Tavşan böreği değilmiş. Mantar macerası devam ediyor. Bunların hepsi aynı değil mi? Hepsi aynı. Tavşan böreği. Hepsi tavşan böreği. Bunlar deform olmuş hali. Onları bıraktık. Kurumuş. Şey, işleri başlıyor bozulmaya, kurtlanmaya zaten. Of 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 of. Doğada böyle hazır yemekler, salatalar. Hazır salata bunlar. Kopar kopar. Hemen salatanı ye. Lezzetli bu mantar. Yepyeni bir mantar bulduk. Çanacık mantarı. Çanak şeklinde. Evet, o yüzden çanacık mı diyorsunuz? Evet, ondan çanacık. Bunun yeneceğini kim bilir ya. Çok lezzetli bir mantar. Özellikle yumurtayla beraber yaparsan müthiş oluyor. Bak, çok lezzetli bir mantar bu. Lale gibi mantar. Evet. Şimdi bunun çıktığını yeni keşfediyor. Buna bakacağız şimdi o zaman, sağda solda biraz gezerken. Dikkat edeceğiz çünkü bu mantar çok lezzetli bir mantar. Şimdi ben üç yeşili sevmem, maydanozu sevmem, rokayı sevmem, dereotunu sevmem. Ama bu ot sevmediğim anlamına gelmez. Bana kuzu kulağı getirdiniz de yemedim mi? Harika bir ottur kuzu kulağı. Gerçi herkes bilinir, bu pazarlarda da satılır ama ota karşı değiliz. Otu seviyoruz. Sadece bu üçünü sevmiyoruz. Dereotu, maydanoz, roka. Şimdi bak, ilginç bir meyve göstereceğiz size. Bunun ne olduğunu şimdi Mustafa bize açıklayacak. Nedir bu Mustafa'm? Bu burada kendiliğinden yetişmiş sumak. Sumak. Aynen. Hani şu kebapçıların kullandığı. Aynen. Bu kurumuş hali de yazın kıpkırmızı şekilde şey oluyor. Bu ağacı da bu şekilde bir ağaç yani. Aynen, kendisi. O zaman çalılık gibi bir şey, büyük ağaç olmuyor herhalde. Aynen, bu. Aynen bu şekilde. Ha, bu boyda kalıyor. Şimdi patlamaya başlamış, evet. İlkbaharda. İlkbaharda sumak tomurcuklanmaya başlamış. Sonra bunları toplayıp kurutup mikserden geçiriyoruz. Direkt ekebiliriz yani. Soğanı doğrayıp üzerine ekebiliriz. Kesinlikle. Turşuya koyabiliriz. Şifalı bir bitki. Misya medeniyetinin merkezi. Misya medeniyetinin kalıntılarını gezmiştik. Yine aynı bölgedeyiz. Bu sefer buraları laleler basmış. Her tarafta bir ayrı güzellik katmışlar. Yine karşıda, üst tarafımızda Misya'nın kayalara oyduğu merdivenli kaya
dediğimiz tarihi eserlerin olduğu bölge burası. O videomuzu da izlemeyi unutmayın.